Haydarpaşa kentleri, tarihi, doğal değerlerini, ülkenin kaynaklarını yağmalamayı amaçlayan, bundan rant sağlamayı hedefleyen bir anlayış dayatılıyor. Ve bu nedenle de 2003 yılından itibaren Haydarpaşa Garı, kıyı alanı, limanı bu kamusal, geniş kamusal alan içerisinde bir proje gerçekleştirilmek isteniyor. Alan oldukça büyük, haremden Moda Burnu'na kadar uzanan, ayrıca Haydarpaşa iskelesinden Natulus'e kadar olan geniş bir alanda bir kentsel dönüşüm adı altında bir proje gerçekleştirilmek isteniyor. Kamuoyu bu projeyi Haydarpaşa Port olarak biliyor, öyle takdim ediliyor. Propagandası, reklamı bu şekilde gerçekleştiriliyor, yapılıyor. Aslında Haydarpaşa üzerinden bu tartışmanın sürdürülmesi bir bakıma eksik. Çünkü söz konusu proje kapsamında çok geniş bir kamusal alan, 1 milyon metrekareyi aşan bir kamusal alanın betonlaştırılması, bölgedeki liman, gar fonksiyonunun ortadan kaldırılması, ayrıca bu kamusal alanının Kadıköylülere ve İstanbullulara kapatılması, özel bir sermaye grubuna peşkeş çekilmesi, onun kullanımına sunulması anlamına geliyor. Daha yalın ve açık bir şekilde ifade edecek olursak, Kadıköylüler artık bu bölgeden, bu kamusal alandan faydalanılamaz. Gar sahasının yanı başında olan Yel Değirmeni gibi yurttaşların yaşadığı mahallelerde bir dönüşüm söz konusu olacak. Buraların yeni fonksiyonlarına bağlı olarak bölgede yaşayan yurttaşların bölge dışına sürgün edilmesi, dolayısıyla buradaki kültürel, sosyal yapının dağıtılması, bunun yerine başka kesimlerin getirilmesi, adeta bir proje kapsamında davet edilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada bir kısım insanlar yerlerinden, yurtlarından edinecekler. Ancak bu anlamda da sorunları ortadan kaldırmak ya da yok gibi göstermek için bölgede bu yatırım çok büyük gelir getirecektir. Mülkleriniz çok büyük değer kazanacaktır gibi bir söylem dile getirilmektedir. Bu da yanıltıcı bir şeydir. Ayrıca Haydarpaşa Garı içerisinde, bölgesinde çalışan liman işçileri, gar işçileri, tren, yine tecride bünyesinde çalışan işçiler, memurlar, diğer teknik personel de bu anlamda işsiz kalacak ya da başka bir bölgeye en azından sürgün edilmiş olacaklar. Buradaki ciddi bir sosyal kayıplar tartışmanın asıl öznelerinden bir tanesiyken bu tartışılmıyor. Sadece bu bölgede bir dönüşüm yapılacak. İşte bu dönüşüm kapsamında sanki hazineye çok büyük bir gelir kaydedilecek gibi bir tartışma söz konusu. Tek taraflı bu tartışma sürdürülüyor. Halbuki bu da yanıltıcı. Eğer ekonomik gelirden söz edileceksek, buradaki kıyı, kamu, doğa ve tarih değerlerinin yok edilmesi anlamına gelen bir yağma projesi sonrasında kaybedilen değerler, aslında elde edilmesi düşünülen değerlerden kat be kat fazla, üstelik de bunun telafisi de mümkün değildir. Haydarpaşa sadece anıtsal bir yapı değil. Bunun ötesinde anlamları var. Toplumsal bellek içerisinde bir yeri var. Anadolu'nun üçüra göşesindeki insanlar Haydarpaşa Garı'nı bilirler. Trenle Haydarpaşa Garı'na gelmişlerdir. Vapurla Avrupa yakasına geçmişlerdir. Bu bir toplumsal bellek içerisinde son derece özel bir önemi olan bir konudur. Bu ortadan kaldırılmış oluyor. Dolayısıyla burada aslında toplumun toplum olmasına neden olan değerlerin ortadan kaldırılması söz konusu. Bir toplumdan söz edeceksek onu bir araya getiren, toplumu var eden nedenlerden en önemlilerinden birisidir. Tarih ve kültürel değerlerdir. Bunu ortadan kaldırdığınız zaman artık bir toplumdan değil, topluluktan söz edilebilir. Halbuki demokrasi, eşitlikçi, özgür bir gelecek ya da toplumların gelişmesi, barışın inşası, toplumların yaratabileceği, üreteceği bir ilişkidir ya da bir yaşam biçimidir. Ama toplulukların böyle bir dayanışma içerisinde bunu gerçekleştirme olanağı da söz konusu değildir. Ve nihayetinde kentlere dayatılan kentsel dönüşüm projesi ve özel olarak da Haydarpaşa'ya dayatılan bu yağma niteliğindeki kentsel dönüşüm projesi sonrasında aslında toplumların da topluluk haline dönüştürüldüğü ve demokratik bir davranış gösteremez hale getirildiği bir süreçtir. Bu sürece
bütün herkesin karşı çıkması gerekir. Bu sürece tüm siyasal anlayışların karşı çıkması gerekir. Kamu toplum yararını savunan herkesin karşı çıkması gerekir. Dolayısıyla pazar günleri Haydarpaşa Dayanışması bileşenleri olarak bu duyarlılığı dile getirmeye çalıştığımız etkinliğe bütün yurttaşların, bütün kesimlerin destek vermesi önemlidir.